Selamlar ben Turgut. Bugün sizlerle birlikte Legends of Olympia oyununa birlikte bakacağız. Legends of Olympia çok oyunculu bir aksiyon MMORPG'sidir. Oyuncular ayrıca düellolarda ve takım savaşlarında birbirleriyle savaşabiliyorlar. Oyun boyunca karakterler seviye atlayabilir, karakterlerini ve ekipmanlarını yükseltebilir ve nadir eşyalar kazanabilirsiniz. Çeşitli zorlu oyun alanlarını ek olarak oyun oyuncuların etkileşime girebileceği ve kendini geliştirebileceği sanal bir topluluk oluşturabileceği bir ortama sahip oluyor. Bu ortam ise Elümya şehri oluyor. elümiyedir Elümya diye adlandıran bir şehrimiz var. Ek olarak oyunumuzda 2 adet mod var. Birisi PvP modu ve bir diğer modumuz ise PvE. Bunlara da zaten ayrıntılı bir şekilde girişeceğiz Oyuna şu an erişmek için bir NFT'ye sahip olmanız lazım. Bunun da detaylarını açıklama kısmında vereceğim. Linkten bakabilirsiniz. Güncel NFT fiyatlarını oradan inceleyebilirsiniz. Hatta Ölüm nasıl gireceğiniz hakkında bir ufak bilgi de vereyim. Bir medium yazısıyla karşılaştım. Hatta onu sizinle direkt paylaşayım. Aslında ekran görüntüleri ben alacaktım ama bu medium yazısına karşılaşınca bu işe gerek kalmadı. Ölüm oynamamız oynamanız için tabii ki bir NFT'ye ihtiyacınız var. Bu NFT'ye Magic Eden platformu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu çeşitli yerlerde zaten linkleri bulunuyor. Altta da açıklama kısmında da vereceğim. Bu NFT'yi alıyorsunuz ve wallet'ınıza atıyorsunuz. Wallet'a attıktan sonra ise bir hesap oluşturuyorsunuz ve bu hesap ile wallet'ı bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra ise geliyorsunuz envanterinize ve bunu in-game item olarak atıyorsunuz. Wallet'tan transfer ettikten sonra bunu in-game olarak in-game item kısmına atıyorsunuz ve confirmliyorsunuz. Ondan sonra ise indirme seçeneği zaten sizde de bulunuyor, açılacak. Bunu yaptıktan sonra zaten erişim veriyor ve oyunu indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra burada bir oyun içi dosyalar var, onları indiriyorsunuz. İndirdikten sonra ise hesabınızda giriş yapıp oynamaya başlıyorsunuz. Oyunu indirebiliyorsunuz ve indirdikten sonra ise hesabınızla oyun içinde buradan giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ise sizin hesabınızda bulunan NFT ya da NFT'ler bu ekranda sağda gözüküyor. Buradan Choose Hero deyip eğer da daha farklı NFT'leriniz varsa buradan değiştirebiliyorsunuz. Seçebiliyorsunuz. Bunların her NFT bir çar gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben bu NFT'yi aldım. Ve NFT'nin seviyesi 21 seviye olarak geldi. Bunu kasıp da tekrardan satabiliyorsunuz. Tabii ki NFT'nin en başında sabit bir özellikleri var. O özelliklerin üstüne e, istatistikler ekleyebiliyorsunuz. Burada benim aldığım karakteri görebiliyorsunuz. Ve hep birlikte Elumia'yı oynamaya başlayalım. Zaten burada klasik e, kontrollerden bahsediyor. Onları da zaten az çok hakimsinizdir, biliyorsunuzdur. PvE ve PvP kısmından biraz bahsedeyim. PvE kısmında düşman dünyalarına, zindanlarına girebiliyorsunuz. Onlara takım halinde girip dalabiliyorsunuz. Yani solo bir şekilde değil de takım bir halde dungeon'a girebiliyorsunuz. Oyun içinde loncalar, klanlar yani guildler bunları kurabiliyorsunuz ve katılabiliyorsunuz. Tabii ki kurmanın da bir maliyeti var. Bir kristal maliyeti var. Bu kristal kostunu biriktirdikten sonra o işleme geçebiliyorsunuz. Bu noktada PVE kısmında siz e, kendinizi kasıyorsunuz. Orada lootlanıyorsunuz. Kristal topluyorsunuz. Item topluyorsunuz. Ve karakterinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ve PVP kısmı var. Diğer oyuncularla 1v1 fightlar yapabiliyorsunuz. Bildiğin direkt bir savaş halinde bulunabiliyorsunuz. Tabii ki sizin de onaylamanız lazım. Öyle direkt dalabildiğiniz bir alan şu an için yok. Takım savaşları oluyor. E, tahminimce klasik takımlar ve klan takımları var. E, bunlarla birlikte o etkinliklere katılarak liderlik tablosunda yer edinmeye çalışıyorsunuz. Bunlara nazaran bir Elumia şehrimiz var. Bu arada en son girdim. Daha sonra da ölmüşüm, tekrardan doğdum. Burası elmiya şehrimiz burada çeşitli tüm her şeyi Aslında buradan erişeceksiniz. buradan alışverişiniz yapacaksınız buradan oyuncularla etkileşime geçeceksiniz buradan dancına gideceksiniz vesaire vesaire Tabii ki bunların ufak ufak ayrıntılarına birlikte değineceğiz burada arkadaş edinme diğer arkadaşlarla sosyalleşme gibi zaten bunların hepsinden bahsettim. Hatta bahsetmediğim bir şey var mı diye böyle ufaktan da bir göz gezdireyim ama tüm her şeyi zaten bu şehirden yapıyorsunuz. Hani anlatmadı, anlatmadığım bir şey bile varsa onu da buradan yapıyorsunuz. Şimdi karakter sınıfları hakkında biraz bilgi vereyim. Elumia'da iki tane sınıf var şu an için. İleride sınıflar tabii ki gelebilir. Birincisi şampiyon. İkincisi ise savaş büyücüsü. Yani champion ve battle mage. İlk öncelikle şampiyon ile başlayalım. Şampiyon aslında bildiğiniz hasarcı ve tank diye direkt nitelendirebiliriz. Müttefiklerini korurken büyük miktarda hasara dayanabilen ve bunları absorbe edebilen zorlu savaşçılardır. Güçleri, dayanıklıkları ve esneklikleriyle ünlüdür ve bu da onları her macera partisinin vazgeçilmez üyeleri haline getirir. Yani dediğim gibi tank ve hasarcı Bu arada bir parti invite'ı geldi. <laughs> Anlattığım için kabul edemedim maalesef. E, genellikle savaşa ilk hücum eden ve düşmanın dikkatini daha savunmasız müttefiklerden uzaklaştıran ve güçlü zırhları ve savunma yetenekleriyle darbeleri emen kişilerdir. Yani aslında az çok anlattığımız hani bildiğimiz bir sınıf ama ek özellikleri varsa ileride tabii ki onları birlikte göreceğiz. Peki bu şampiyonun skill'leri neler? Bunlara da ekranda yer vereceğim. Ama ayrıntısına girmeyeceğim. Bunu durdurup siz inceleyebilirsiniz. Ben sadece burada bir ufak göstermek istedim. İleride bakmak isteyen olursa diye. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Onların Discord kısmında ise böyle bir alan bulunuyor. Ve burada ise skill açıklamaları ve skilllerin görünüşleri ve hatta mesela biz şampiyonluyduk değil mi? Şampiyona tıklıyorum buradan. Ve ilk skill'ine tıkladım. Burada skill'in resmi bulunuyor, ismi bulunuyor, açıklaması bulunuyor ve burada ise videolu halinde ve skill'in nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Discord'da böyle bir kısım yapmışlar ve bu mükemmel olmuş benim için. Yani ben beğendim bunu. Bir ufak göz gezdirirken buna da denk geldim. Ve iki tane sınıf var şu an için ve iki sınıfın skillleri burada yer alıyor. Bu da sizin için mükemmel olabilecek bir nokta. Eğer bir skill'i merak ettiyseniz ben tabi sadece yazılı bir şekilde ekrana verdim ilk başta ama buradan direkt videolu halinde skilli inceleyebileceksiniz. Mesela bir diğer skill de buradan inceleyelim hatta o sırada ufaktan bir sesi kısayım. Yani burada skillimizin nasıl bir görüntüsü olduğu ve nasıl bir atakta bulunduğu ya da işlevi nasıl onu gibi sorulara buradan bakıp cevap alabilirsiniz. Şampiyon yeteneklerinden bahsettim. İkinci sınıfımız ise savaş büyücüsü yani Battle Mage. Hem büyülü hem savaşçı yeteneklere sahip güçlü büyücü olarak biliniyor. Yani aslında direkt bu şekilde bir yorumlandırabiliriz. Dikkat edilmesi gereken bir sınıf. Ve sınıfın e, şu an skill'lerini, yeteneklerini de tekrardan ben açıklaması ile birlikte ekrana veriyor olacağım. Ve onunla birlikte... Hatta bu Battle Mage'in onların Illumion Discord'undaki yeteneklerinde bir göz gezdirelim. Mesela Astral Impact videosunu koymamışlar. Battle Mage ise bu şekilde gözüküyor. Ciddi bir iş yapacak bir sınıfa benziyor. Hmm. support özellikleri de var yani heal basıyor bu çok önemli bu bir takım için şu an çok önemli ben birkaç tane dungeon girdim bizim eksiğimiz can can çok eksiğimiz var burada da çeşitli e, skill'lerine bakabiliyorsunuz gözlemleyebiliyorsunuz eğer merak ettiğiniz bir konu varsa onların Discord'u üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ee, az önce iki tane sınıfı anlattım. Sınıfın skill'lerini gösterdim. Neler yapabileceğinizi gösterdim ve o skill'lerin açıklamalarını ekranda size sundum. Bu karakterlerin istatistikleri yani statları da var. Bu oyunda hangi statlar var şu an için? Karakterinizin fiziksel gücünün ve kuvvetinin bir ölçüsü çeşitli becerilerin performansını etkiler ve sizin o noktada daha artı bir yönde olmanızı sağlıyor. Burada ekranda tekrardan vereceğim istatistiklerini ve açıklamalarını ama ben şu an sadece istatistiklerin adlarını söyleyeceğim. Intelligence, Agility, Energy, Healed, Armor, Fire Resist, Poison Resist vesaire vesaire. Şu an için bu statlar bulunuyor. Oyun ekonomisinde yardımcı olacak iki adet token bulunuyor. Birincisi ELU, ikincisi ise EKS. İki adet tokundan bahsettim ELU ve EKS'den. ELU zaten evet, sabit bir token. EKS ise oyun içi bir para, bir para birimi yani Premium Curse. EKS elümüyor kristal parçaları olarak söyleyebiliriz. ELU tokenu ile alakalı bir ufak bir ekran görüntüsü de var. Bunlara ilgilenenler bakabilir, inceleyebilir. Tokenomik hakkında. Hatta hep birlikte ilk defa giriyormuş gibi bir etrafa bakalım. Nelerle karşılaşacaksınız ona bakalım. Siz ilk girdiğiniz esnada böyle bir şehirde karşılaşacaksınız. Ve bu şehirde böyle kocaman bir e, kapı göreceksiniz. Bu sizi dungeonlara yönlendirecek olan portal oluyor. Burada Portala girebilirsiniz ya da girmeyebilirsiniz. Siz portallara buradan erişi olacaksınız şimdilik. Tabi diğer kısımlarda da bir yerler var ama onlar için şu an bir şey yok. Daha burada herhangi bir gelişme yok. Şu an için portallara erişebileceğiniz yer şurası. Mesela geldik. En başından böyle en soldan geldik. Nelerle karşılaşacağız? Mesela Buradan guild oluşturmak için olan sekmeye görüyorsunuz. Ya envanter genişletmek için ya da guild açmak için olabilecek itemler var burada. Bu itemleri kristal ile alıyorsunuz. İlk geldiğimiz kısım ise böyleydi. Şuradan bir devam edelim. Buralarda neler var? Burada tabi böyle bir NPC'ler var. Böyle arada hello hello diyor. <laughs> Güzel yani. Mesela Champions diye bir yere geldik. Mesela günün görevleri. Günün işleri. Burada gelip iş alabiliyorsunuz. Görev alabiliyorsunuz. Tabi şu an için bir görev vermedi. Şu an herhalde aktif de olmayabilir. Ya da her gün vermeyebilir. Burada ise bir weapons silah pazarımız var. Burada stokta neler olup olmadığını bakabiliyoruz. Heh, ben de şimdi bir şey yapınca bir an gözükmüyor zannettim. Kristalleri siz dancından kasıyorsunuz ve kastığınız kristaller ile kendinize itemler alabiliyorsunuz. Orayı da görüntülemiş olduk bu şekilde şuradan devam edelim. Hatta şuradan. Ha, şu an için bir gidiş yok. Burası bir arena gibi bir yer yapılmış. Tabii ki ileride burası da açılır. Zalot. Evet item alıp satabildiğiniz bir nokta. Mesela neler varmış. Daha çok şarjlar da bulunuyor burada. Tabii ki sağ üstte de zaten verilen görevleri görebileceksiniz. Mesela benden ne istemiş? 5 tane dungeon içinde 5 tane kristali kır demiş. Kristali kırdığımda bu görevi yaptığımda Maestri Dungeon K adında bir key verecek. Ve Maestri Dungeon'lara girmeyemize olanak sağlayacak. Şu an için tek görevim bu. Ben bir tane kırmışım. Diğer kristalleri de zaman zaman kırıp devam edeceğiz. Tabii böyle fight'lar görebileceksiniz. <laughs> böyle... <gülüyor> Çatışmalar. <gülüyor> Hatta ne oldu? Lumi. Yok Lumi'ye tıklamamız lazım şu. Havaya tıklamamız lazım. Hmm. Burada ise bir kimyacımız bulunuyor. Burada iksirlerinizi satın alabiliyorsunuz. Burada çeşitli cam potları, enerji potları bulunuyor. Tabi ileride bu potlar artabilir. Daha fazlası gelebilir. Haberiniz olsun. Burada bir armory e, diye söyleyebileceğimiz bir noktamız var. Türkçesini unuttum. Dökümcü, dökümcü de diyebiliriz. Buradan trade diyebileceğiniz ya da e, kendi Smith'inizi yapacağınız, smith'leyebileceğiniz Smith dey deyince biraz e, şey oldu. Böyle gelmiş olabilir. Ve burada ise Dra Dragon'un da yeri diyor. Hemen burada birlikte bir bakalım. You don't see Burada yemek yiyebileceğiniz bir nokta. Bir bar gibi düşünebilirsiniz. Üst katına çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Bu noktada biraz da şuradan bir ilerleyeyim. Şurası açık mı diye bir kontrol edeyim. Çünkü bazen neyin ne zaman açılacağı belli olmayabiliyor. Aslında fazla da bazı noktaları bilmediğim için <laughs> Yeni bir şeyle karşılaşacak mıyım diye de düşünüyorum. Büyük ihtimalle açılmayacak. Tamam kapalı burası da. Yani kapalı olan çok yer var. Kapalı olan özellikler çok. Bunlar açıldığı esnada burasının daha farklı bir noktaya evrileceğine inanıyorum. Hemen şuradan devam edelim. Burada zaten bak burada boş yerler de var. Hani bu boş yerlere çeşitli pazarlarda da açılabilir yani onların açılma ihtimali de var. Şu an dediğim gibi şu ara yerler kapalı. Tek dungeon girebileceğiniz nokta bu nokta. Burada da bir bankamız bulunacak herhalde. Burası da şu an için kapalı diye tahmin ediyorum. Banka olabilir, başka bir şey olabilir. Başka bir lonca gibi bir şey olabilir. Şuralarda bir şey kalmadı. Son bakacağımız yer ve en önemli yerlerden bir tanesi olan burası. Lentler. Helumia şehrinden sonra bir Helumia lentleri de bulunuyor. Ve lente geldiğiniz esnada böyle bir noktayla karşılaşıyor olacaksınız. Bu oyunun daha ayrıntılı ve daha iyi bir noktaya yerileceğini düşünüyorum. Çünkü sadece dungeon'dan değil, sadece işte Alsat'tan değil, Craft'tan itibaren değil daha farklı mekaniklerin de bulunacağını, açılacağını ve gelişeceğine inanıyorum. Land kısmı ise bu şekildeydi. Bir de şu kıyıya doğru bir ilerleyelim. Ama şurada yani şu şekilde ekimler mekimler yapabildiğimiz bir nokta olursa yani cidden bambaşka bir nokta olur. Onu ona hem fikiriz yani. Şöyle bir e, kıyımız var, teknemiz var. NPC'mize hemen tıklayalım. Hmm. 30 seviye olduktan sonra ise burada farklı bir bölge açılıyor. Buna tabii ki 30 level olduktan sonra tekrardan görüntüleyeceğiz. Onun haricinde var ya ha. Mesela binecek mi binerken izleyebilecek miyiz? Pyrock Island. Merak ediyorum. Bir 30 seviye olup bakabilseydik aslında daha iyi olabilirmiş. Oyun içi şehirler olsun, bölgeler olsun, landlar olsun bu şekildeydi. Şimdi ise şuradan tekrardan şehre dönüp bir Dungeon'a girelim. Ben Dungeon kapısına giderken siz de like atmayı unutmayın. <laughs> evet Dungeon kapısına geldim. Mümkün mertebesiz takım halinde girmeye çalışın. Yani en az 2-3 kişiyle girmeye çalışın. Ya yani solo da girebilirsiniz solo da devam edebilirsiniz ama. Zorlanacağınız noktalar olabilir. Siz girdiğiniz dungeon'da herkesi kesemeyebilirsiniz. Kesemeyeceksiniz de zaten. O yüzden takım önemli. Daha çok görev odaklı ilerlemeye çalışın. Mesela bir arkadaş beni davet etti. 27 seviye Lunaria. Buradan. Hey diyelim. Bir cevap verelim. Bir selam verelim. Yani gelirse gelir gelmezse de yapacak bir şey yok. Ben buradan ufak bir dungeon turuna başlıyorum. Kolay bir dungeon. Tabi ileride bunun zorlukları nasıl şekillenir onu da birlikte bakacağız. Dungeon'a girdiğinizde sağda böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Böyle bir bölgeyle karşılaşıyorsunuz. Bu arada ha o da çıktı. Olmadı ya olmadı. Hiç olmadı. Neyse solo bir şekilde devam edelim. Tabii ki bu sağ üstte bulunan görevi budancıyla yapıyorsunuz. Destroy Crystal Shards. 5 tane şartı kırmanız lazım. İlk şarda denk geldik mi? değil bu. Tamam. Bu da bir şart ama bizim görevimizde olmayabilir. Hemen şurada sinir bozucu örümcekler var. Nefret ettiğim bir böcek. Hmm. Şuradan devam edelim. Burada olabildiğince çeşitli mob göstermeye çalışacağım size. Bak mesela burada büyük örümcekler de bulunuyor. Daha deminki gördüğünüz ee, küçük örümceklere nazaran. Ve bak burada işte bazen bu şekil noktalarda bulunuyor. Onları da kırabiliyorsunuz. Patlattım bu kendini. İşte örümceklerin sevmediğim noktası böyle bir zehir etkirmesi falan var. Bir de orada spawner var. Sürekli örümcek spawn oluyor. Ee, aslında daha gösterme odaklı olduğum için şuraya biraz ufaktan bir dalabilirim. Gelin lan buraya. Bak mesela gördün mü? Ben skill açtım. Şerefsiz beni orada örümcek aile durdurdu. Ne oldu? Geberin lan. Hadi bakalım. Ölmezsek iyidir ha. Şş. Ey 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 ey. Dostum dostum siz çok sinirlendiniz. Olmaz böyle. Gibi gibi gibi. Olabildiğin sol olmamaya çalışın. Ya da her yere dalmamaya çalışın. Yani ufaktan toplayabiliyorsanız toplayın. Anasını avradını. Bu biraz da sıkıntı bir mob ama Halledebiliriz. Yaz canımız az. Keşke bir yanımızda bir battle Betilmeç olsaydı da bize can bassaydı. Şu arkadaşı alsam diğer arkadaş benim için çok kolay. Tamam. Yani zaten kritiği çaktık. Bir tane daha vursak kaçacağız o. Tamam elde ettik. Lesser Crystal şart. Yani bu bizim görevdeki e, kristalden daha küçük bir kristal. O yüzden bu bizim görevimize etki etmeyecek. Ama bize bir kristal verecek tabi. 20 kristali oradan kaptık. Burada dediğim gibi böyle çeşitli canlılar var. Kırabiliyorsunuz. Şu an için hiçbir şey çıkmıyor. Ama bu çıkmayacağı anlamına gelmez tabii ki de. Olabildiğince kırmaya bakmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak. Ne olacağını görebilmek adına. Ee, dediğim gibi ne kadar savaşçı olursanız olun. Bir Can basan bir arkadaşınız yoksa Bir yanınıza bir battle mage yoksa Ya da tüm hasarı siz diyorsanız Yani işiniz zor çünkü 142 canım kaldı mesela benim şu an Biraz bekleyeceğim takılacağım Can dolması için Yanına ne kadar Çok kişiyle girilseniz o kadar çok iyi Elim yaya oynayan varsa Ya da erişim kazanmış olan Kişiler varsa mutlaka bizim discordumuza katılsın Ya da oynamak isteyenler Varsa da katılsın ileride çünkü bir erişim e, alak erişimle alakalı bir şey olduğu zaman zaten Discord'da da duyuracağız, YouTube kanalında da duyuracağız. O yüzden gelin haberleşelim. Tabii ki bunları atarken biraz <laughs> canımız da doluyor, ama can da bir çok yavaş doluyor. Yani memnun edecek bir can dolması yok şu an için. O yüzden Potion Almanız lazım. Ben tabii o potion marketine denk gelmiştim ama keşke alsaydım. O da benim bir ufak hata Aklıma geldi iyi oldu. Ya potion alacaksınız ya çok kişi geleceksiniz Ya da takımınızda size bir can basan bir e, takım arkadaşınız sizinle bulunacak. Tabii ki bu dancını da bitirmeye çalışacağız fakat. Dediğim gibi bu potion vesaire almadığım için. Ee, az önce bir de o Battle Mage'e güvenerek tabi yaz e, daha dancına girmeye çalıştım. Şu an aslında size o kristallerden göstermeye çalışan Bazı boss bölgeleri vesaire var. Bazı e, bir de dancın son kısmı var. Nasıl dancını bitireceksiniz gibi. Öldüğünüzde bitmiyor. Öldüğünüzde tekrardan canlanabiliyorsunuz. şuralara bir dalsam mı? 3 tane sıkıntı çıkabilir. Şöyle ufaktan bir tanesini çeksem şey olacak çok güzel olacak da. Heh, gel. Bak sevdim. Bir işi sevdim. Bir çaksam şuraya bir tane kritik. Macah Tamam bunu hallettik. 3 kristal de bu arkadaştan geldi. Şu Aha, ikisi aynı anda kopacak. Gel gel. Hızlı gel. Böyle bir oynanış mekaniği bulunuyor. Ölmezsek iyidir. Ya dibi dibine alacağız ya da ufaktan öyle de biliriz. seviye atladık ve bunu denk gelmemiz çok iyi. Seviye attığınız zaman canınız ve statlar a bak artı bir güç ve artı bir heal verdi ve level atladığınız zaman canınız ve manınız fullleniyor. Altta bir XP barınız var. Tabii menülerden de bahsetmedim ben. Ek olarak bu da önce sonrası bir menülere de girişebiliriz. Ben normalde e, bu tür tanıtımlarda rehberlerde her şeyi değinmeye çalışıyor olabildiğince. Burada niye böyle bir çizgi tarzı bir şey var? Mesela Sangol denen bir arkadaş var. Hiç sevmem. Kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Şu yılandır, örümcektir. Bu orus kısmında çok var. Hiç sevmem. Ha, bir de bu örümcek. Bunu hiç sevmem. Bu en nefret ettiğim bak. Az önce söyledim ya. Geri alıyorum sözümü. Şu şu eleman beni nefret ettiriyor yani. Yok zehirliymiş, yok örümcek a'ymış. Skill'leriniz burada. Zaten görüyorsunuz. Karakterinizi görebiliyorsunuz. Skill bar'ınızı burada kendi statlarınızı kendi ekip itemlerinizi, dungeon çantanızı, envanterinizi, dungeon çantası ile envanter farklı oluyor. Siz dungeon çantasındakileri dungeon sunumunda kendi envanterinize aktarıyorsunuz ve case diye ayrı bir kısımda bulunuyor. Map'i de zaten bu şekilde konumlandırabiliyorsunuz duruma göre. Yani isterseniz de bu şekilde de oynayabilirsiniz. Pusula tarzında da durabilir. Yani bu tamamen sizin oynayış şeklinize bağlı değişiyor. Burada zaten görevi de göstermiştim. Onun haricinde ekstra gösterebileceğim bir şey yok yani. Şurada da kristalimiz gözüküyor. Mesela bu arkadaşa bulaşılmaz. Buradan direkt çıkıyorum. Yani o da çünkü adam yüz yüz vuruyor. Ben e, onu kesemeyeceğim de. O yüzden gerek yok. Size tavsiyem <laughs> yani boss'lara fazla ilk başta girmemeye çalışın. Dalmayın, görmeyin. Kaçın. Biraz kasın ya da ekip halinde dalın. Ekip halinde dalarsanız işiniz daha iyi. Yani ben soloyum. Onun yanındaki moblar gelse zaten benim yarı canımı alır. O kendisi zaten 100-100 yüz yüz hasar vuruyor. Mesela şu üstteki de aynı şekilde. Mesela bak. Bu bile 30-40 vuruyor yani. İki kristal ve 16 XP aldık bu az önceki mobdan. Ve şurada bir şey var. Ben bunu ilk defa görüyor gibiyim. Ee, yanlış değilsem. Ya Elumia gibi oyunlarda da böyle olabildiğince video çekmeye çalışacağız. Yeni projelerde de video çekmeye çalışacağız. Elumia'da da video çekmeye çalışacağız. O yüzden takip etmeyi, izlemeyi, Discord'a katılmayı Like atmayı bunları tabii ki unutmayın. Bunlar tamamen e, videonun performansını, kanalın performansını ve emeğimizin karşılığını gösteriyor. Bu arkadaş beni oradan görmüş olamaz herhalde. Ve 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 ilginç. İlk defa bu böyle bir bölge. Bu dalıyor mu bana? Allah Allah. İlginç. Daha önce sonra mı bu? Tamam. Ben daha önce sonunda farklı atılıyordum. İlk defa böyle bir sonda karşılaştığım için. Mesela daha baginizde bir item varsa ben önceki daha de bunları toplamıştım. Buradan seçip inventörünüze atıyorsunuz ve bu dungeon 75 kristal almışım. E vesaire vesaire gibi. Ufaktan bir dungeon turu yapmak istedim size dungeon'ı göstermek için. Girerken çıkarken neler yapacağınıza dair ekstra anlatmadan bir özellik var mı ee, yok yok diye düşünüyorum zaten chat de zaten az çok biliyorsunuzdur ee, anlatmadığım bir konu yok buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup like atmayı unutmayınız Bu oyun Sizce nasıl değer mi ya da ileride nasıl olur özellikle mobil kısmı yani cidden gelirse nasıl olur gibi konulara lütfen yorumlarda bilginizi aktarın. İyi günler.